Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün tekrarlı ölçümlerde puanların karşılaştırılmasından bahsetmek istiyorum. Yani şöyle söyleyelim. Ön test ve son test puanlarının karşılaştırılması. Bunu SPSS'te nasıl yapıyoruz? Bunun mantığı ne? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şöyle ki biz temelden başlarsak bizler tabii bu videoyu anlamanız için öncelikle ANOVA'yı bilmemiz gerekiyor. T-testini bilmemiz gerekiyor. Ya da iki faktörlü ANOVA'yı da ayrıca bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz ANOVA ve bağımsız örneklem t-testi için şunu söylemiştik. Bir bağımlı değişken, bir de bağımsız değişkeniniz mevcut olacak. Şimdi şu tabloya baktığınızda Türkçe notları var ve Türkçe notlarının sınıf şubelerine göre karşılaştırılması var. Yani şubeler bağımsız, Türkçe ise bağımlı değişkeniniz oluyor. Tabii şubeler burada 2'den fazla kategorili olduğundan dolayı burada ANOVA kullanıyoruz. Diğer taraftan şuraya baktığımızda, alttaki tabloya baktığımızda burada ise bir tarafta cinsiyet var, bir tarafta puanlar var. Yine puanlarımız bağımlı değişken, cinsiyet ise bağımsız değişken ve iki kategorili. Burada da bağımsız örneklem t-testi kullanabiliyorsunuz. Yani ikisi ayrı ayrı. Eğer ki ben bu ikisini birleştirmek istersem karşıma şöyle bir manzara çıkıyor. Evet, bu tabloya baktığımızda burada Türkçe notları, yani her bir hücrede Türkçe notu olacak ama nasıl? Şube ve cinsiyete göre. Yani iki yönlü ANOVA'da bir bağımlı değişken var, iki tane de bağımsız değişkenimiz mevcut. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bizim konumuza. Yani ön testle son testin bununla ne alakası var diye düşünebilirsiniz en başta. Halbuki senaryo aynı senaryo. Şöyle düşünelim. Şimdi hemen slaytımızı çevirelim. Şimdi buraya baktığımızda burada bakın Türkçe puanları var, testler var ve gruplar var. Yani diğer bir ifadeyle az önceki cinsiyet yerine grup gelmiş, şube yerine de test gelmiş. Ön test, son test, yani tablo benzer bir tablo. Şimdi böyle bir durumda bizler nasıl yol izliyoruz? Şimdi biz eğer iki yönlü ANOVA videosunu izlediyseniz şimdi orada şöyle bir şey yaptığımızı söylemiştik. Burada da böyle bir hatırlatalım. Hücre hususunda mesela her bir hücre, 4 tane hücre var burada. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Mesela 21 demişim buraya. Yani deney ön test. Deney 2, yani onlar basamağı deneyden gelmiş. Birler basamağı da ön testten gelmiş. Yani 21. Bunu sadece kategorize etmişim ben. Yani grubu kategorize ederken. Yine şuradaki hücreyi de 12 diye kategorize etmişim. Siz farklı şekilde de kategorize edebilirsiniz. 10, 20, 30, 40 diye de tamamıyla size kalmış. Şimdi geldiğimizde bizim datamıza baktığımızda veri setimize, veri setimiz ön test son testte şöyle bir şey oluyor. Her öğrencinin ön testi son testi var. Bir de hangi grupta, yani yöntem olarak ben şey demişim, grup diyebilirsiniz burada. Hangi grupta öğrencilerimiz? Yani bir şöyle baktığımızda birinci grup kontrol grubu bir demişiz. İkinci grup ise deney grubu. Yani yöntem dediğimiz birine kontrol grubuna geleneksel yöntemle öğretim yapıyoruz. Deney grubuna ise şöyle bir yöntem kullanıyoruz. Bilgisayar üzerinde ya da farklı bir proje üzerinden ki ya proje yöntemiyle öğretim yapıyoruz. Şimdi baktığınızda böyle bir veri setinizin olması lazım. Yani benzer ön test, son test, bir de kontrol ve deney grubunuzun olması lazım. Şimdi soruya baktığımızda karşımıza şöyle bir soru çıkıyor. Soru şu. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin matematik puan, yani ön test, son test puanları arasındaki değişim anlamlı bir farklılık gösterir mi? Böyle bir soru soracaksınız. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin matematik puanları, yani matematiği seçmişim biz burada. Ön test ve son test puan arasındaki değişim anlamlı farklılık gösterir mi? Anahtar kelimemizden bir tanesi değişim. Anlamlı farklılık ön test, son test puan arası değişim. Bunu unutmayalım. Şimdi bakıldığında burada ilk yöntemimizde şunu yapıyoruz. İlk yöntem olarak kullanacağımız kısım şu. Öncelikle yöntem 1, ön testleri test ediyoruz. Yani eşit mi değil mi? Eğer iki grup, deney ve kontrol grubum var,
İkisinin ön testleri eşitse, yani aynı şartlarda iki tane grup oluşturuyorum. İşte böyle bir şey varsa, işte izleyeceğim yöntem şu. Öncelikle bu eşitliği test ediyorum. Yani burada. Ardından fark puanlarını hesaplıyorum. Sonrasında da fark puanlarını bir daha gruba göre, yani yönteme göre test ediyorum. Şimdi ne demek istediğimi çok net bir şekilde burada anlaşılacaktır. Şimdi bakıldığında, yani şöyle, bu slaytta belki anlaşılması sıkıntı ama şimdi datayı açınca çok net anlayacaksınız. Şimdi öncelikle şunu yapıyorum. Eğer ki dediğimiz gibi burada yöntem gruptur aynı zamanda. Bunu bir şekilde yapalım. Şimdi geliyorum. Ne yapıyoruz? Yönteme, yani gruba göre ön testle arasında acaba fark var mı? Yani burada kontrol grubum 1, deney grubum 2 olsun. Ve ön test aralarında nasıl bir fark var? Şimdi buna bakıyoruz. Bağımsız örneklem t-testi uyguluyorum. Öncelikle şurayı bir temizleyelim. Ve bağımsız örneklem t-testi uyguladık. Compare means, evet şurası independent samples t-test. Yöntemi şuraya atıyorum. Ön testi de buraya atıyorum. Yöntem kısmına define edelim. Yani birinci kontrol grubu ikilerde deney grubunu gösteriyor. Continue'ya basalım ve ardından OK'ye basalım. Yani bunu anlamamız için bağımsız örneklem t-testi ile alakalı videomuzu tekrardan izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bakıldığında burada ön test 1 dediğimiz şey, ön teste kontrol grubu, ön testin deney grubu. Yani biri 8, biri 9,5. Acaba aralarında anlamlı farklılık var mı? Onu da şuradan test ediyoruz. Significant değerine bakıyoruz burada da. Evet, bu şekilde söylüyoruz. Şimdi peki ben bunu nasıl yazıyorum? Nasıl raporuma yazıyorum? Öncelikle şunu tavsiye ediyoruz. Rapora yazarken bu iki tabloyu, dediğimiz gibi t-test videolarını izlerseniz APA'ya göre oluşturma var. Şu şekilde yazıyorum. Diyorum ki kontrol ve deney grubunun ön test puan ortalamaları sırasıyla 9,5 ve 8'dir olacak. Yanlış yazılmış. Yani bakın 9,5, 8 olacak. Bulunmuştur. Yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. T'si onu şuradan aldım. T değerlerini. P değerini de şuradan aldım. 0.05'ten büyük. Bunu söylüyorum. Bu ne anlama geliyor? İşte üçüncü satırı okuyorum. Bu durum kontrol ve deney grubu ön test puan ortalamalarının istatistiksel olarak birbirinden farklı olmadığını desteklemektedir. Yani ikisi aynı şartlarda başlıyor. İkisi aynı şartlarda başlıyor demek. Şimdi bir sonraki aşama, artık aşamamız bundan sonra başlıyor. Ne yapmamız gerekiyor? İşte videomuzda artık şunu yapacağız. Bir daha değişken koyup farkı, yani nedir bu fark? Ön test 12, son test 9, aradaki fark 3. Yani son testten ön testi çıkarttıysak -3. Bu şekilde bir fark değişkeni yapacağız. Dediğimiz gibi bunu yaparken de oldukça basit bunu yapmak. Direkt SPSS datamı açıyorum. SPSS datamı açtıktan sonra transform compute variable'a geliyorum. Buraya fark yazıyorum. Yani nereye? Target variable'a. Buraya son test eksi ilk test, şu boşluğa da yazıyorum. Ardından OK tuşuna basıyorum. Bastıktan sonra artık benim neyim var? Artık fark değişkenim var. Ve yöntem, yani grubum var. Şimdi acaba gruplar arasında farklılık değişiyor mu değişmiyor mu? Ona bakmamız lazım. Yaptığımız şey yine aynı şekildedir. Ve şunu yapıyoruz. Analiz, compare means, independent sample t-test. Aynısı. Bakın grup burada duruyor, yöntem yani. Ön test yerine ben farkı koyuyorum ve ardından OK tuşuna basıyorum. Yani az öncekinin bir benzeri oldu. Fark mı? Kontrol grubunda, bakın farka baktığımızda, evet burada ön test son test arasındaki fark 2,5 ortalaması, burasında 7,6. Öncelikle bunu şey yapalım. Aradaki fark anlamlı mı? Significant değerine baktığımızda 0,0,
Evet, 5'ten küçük. Şimdi bunu yazarken de yapacağımız şey şu. Direkt açıyorum şeyi. Yine APA formatına göre tablolarınızı getirin. Okuyorum. Kontrol ve deney grubunun ön test ve son test fark puanlarının ortalaması sırasıyla 2,5 ve 7,6'dır. İşaretledik. Yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda bu iki grup arasındaki istatistiksel olarak farklılık bulunmuştur. Evet, bunu da şuradan alıyorum t'yi, p'yi de buradan yazıyorum. Üçüncü satırı okuduğumda bu durum kontrol ve deney grubu ön test son test fark ortalamalarının istatistiksel olarak birbirinden farklı olduğunu desteklemektedir. Bu fark deney grubu lehinedir diyorum. Çünkü fark deney grubunda 7,6. Bu şekilde raporuma yazıyorum. Yani tüm adımları da yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda kısaca birinci yöntemden bahsettik tekrarlı ölçümler için. Diğer videomuzda ise farklı bir yöntemden bahsedeceğiz.